Saygılar arkadaşlar, hepiniz seminerimize hoş geldiniz. Seminerimizde konu sağlık alanında 3 potansiyel ve geleceği. Öncelikle Sayın Profesör Doktor Semra Özdemir hocamızın özgürlüğü olarak başlamak istiyorum. Cerrahbaşı Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler, bölüm, Bilimler Bölümünde 1992 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Cerrahbaşı Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. Aynı anabilim doğada 1993 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2009 yılında doçent ve 2014 yılından beri de profesör olarak devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Endüstrisi Müdür Yardımcı görevini 2013-2019 yılları arasında sürdürmüştür. 2016 2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon, Koordinasyon Birim üyeliği yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcı görevini sürdürmektedir. 2020 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Okulu Müdürü olarak görev yapmak olan Semra Özdemir'in biyofizik alanı ile ilgili çok sevdiği yayını, ulusal ve uluslararası kitap yazarlığı, sözlü posta bilgileri bulunmaktadır. Hocam, Semra başlamadan önce e, sorularımızı hemen soralım mı yoksa Semra'nın sonuna mu soralım? Yani e, konunun içinde olabilir. Yani konu bütünlüğünü içinde olduktan sonra sona saklamaya gerek yok diye düşünüyorum ama siz nasıl uygun Tamamdır. buluyorsanız fark etmez benim için. Sorulabilir. Tamamdır. Tamamdır. Teşekkürler. Ben başlayayım mı? Teşekkür ediyorum Halil. Sağ ol. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, şimdi ee... Ben aslında bugün sizlere e, sağlık alanında üç boyutlu yazıcılarla ilgili e, bir takım şeyler anlatmak istiyorum ama ondan önce e, üç boyutlu yazıcıların ne olduğu, biyo yazıcılar belki sinir bilim alanında siz daha çok ilgilendirecek bir konu, e, genel kullanım alanları üç boyutlu yazıcıların ve bunun yanında sağlık alanında nasıl kullanıyoruz o konuda birazcık bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca benim hani bu konuyla ilgilenmemi de e, sağlayan bir proje ve ondan e, proje sayesinde kurduğumuz bir merkezimiz var. Cerrahpaşa Araştırma Simülasyon ve Tasarım Merkezi. Ondan bahsetmek istiyorum. Belki ortak çalışmalar yapabiliriz ya da size bir faydası olabilir, bir fikir olur diye. Ee, ben genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağım. Çünkü üç boyutlu yazıcılar e, ya da biyo yazıcılar dediğimiz kavram aslında çok fazla bilim alanının birlikte çalıştığı. Yani mühendislik esaslı, biyomühendislik, kimya, fizik, tıp, ee, ve içine girdikçe çok farklı alanların birbiriyle çalışmasını gerektiren bir birim olduğu için genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağım. ama aramızda e, şu anda bununla çalışan üç boyutlu yazıcılar ya da biyo yazıcılarla çalışan katılımcılar olursa ve destek olurlarsa da e, o, o konuda da fikir belirtirlerse de çok sevinirim. Çünkü kullanıcının anlatması biraz daha farklı ben şu anda bu konuda proje üreten birisi olarak sizlere e, anlatmaya çalışacağım. E, bu slide aslında çok beğeniyorum Twitter'ın bir dergisinden aldım ben bunu e, Üç boyutlu yazıcı teknolojisini çok güzel anlatan bir e, slide diye düşünüyorum Hayal ediyorsunuz ve bunu Kullanabileceğiniz bir ürüne dönüştürüyorsunuz Hayal ediyoruz tasarlıyoruz Çizip yazdırıyoruz Keşfediyoruz ve kullanıyoruz Üç boyutlu yazıcıların Aslında çalışma mantığı çok güzel özetlenmiş bir Slide bizim yapmak istediğimiz bu hayal edeceğiz ve ürüne dönüştüreceğiz. 3 boyutlu yazıcı kavramından önce aslında üç boyutlu baskı ifadesinden biraz bahsetmek istiyorum. 3 boyutlu baskı e, ya kişisel olarak biz bir fikrimiz vardır. bunu kalemle çizeriz e, bir bilgisayarda tasarlarız ya da var olan bir görüntü vardır. Bu hasta MR görüntüsü olabilir tomografik görüntüsü. Buradaki verileri alıp, modellediğimiz bu veriyi üst üste katmanlar halinde sıralayarak bir ürüne dönüştürdüğümüz baskı sistemi. Dijital modelleri, fiziksel nesnelere dönüştüren bir üretim teknolojisi aslında üç boyutlu baskı. Bu bir e, mühendislik terimi onlar eklemeli üretim teknolojisi olarak anlatıyorlar. bunu anlattıkları zaman ya eklemeli üretim diyorlar ya eklemeli imalat ifadesini kullanıyorlar. İşte eklemeli imalat ya e, ya da üç boyutlu baskıyı işte Amerikan Test ve Malzeme Kurumu tarafından şöyle tanımlanmış çok güzel bir tanım. Üç boyutlu model verilerinden cisimler oluşturmak için kullanılan ve katman üstüne katman şeklinde malzemelerin birleştirilmesi işlemine üç boyutlu baskı adını veriyoruz. Peki bu üç boyutlu baskıları yapmak için kullandığımız cihazlarda işte bugün daha çok anlatacağımız üç boyutlu yazıcılar. Ne yapıyoruz biz üç boyutlu yazıcıda? Hayal ettiğimiz bir parça ya da hayal ettiğimiz bir ürün varsa bunu bilgisayar ortamında modelliyoruz. Bu modellediğimiz ürünü az önce bahsettiğim üç boyutlu baskı teknolojisi yani katman katman üst üste basma teknolojisiyle yazdırıyoruz. Bunu yazan cihazlara da üç boyutlu yazıcılar adını veriyoruz. Yine çalışma mantığı nedir? ben nasıl bir ürün elde edeceksem ona uygun bir ham madde kullanıyorum ve katmanlar halinde üretim yapıyorum. İşte biz bu cihazlara da üç boyutlu yazıcılar adını veriyoruz. Şöyle şekilde de görüyorsunuz farklı farklı şekiller olabilir. Bu çok önemli değil. Markasına göre üretmek istediğiniz ürüne göre değişiklik gösterebiliyor bu slaytı koyma nedenim aslında şu. Çünkü bu konuyla ilgilenmek isterseniz, bu konuyla ilgili bir şey okumak, bakmak istediğinizde karşınıza çıkacak çok fazla yazım şekilleri var. 3B yazıcı diyor, 3 boyutlu yazıcıyı açıkça yazıyor. 3D printer diyor, 3D yazıcı. Bu İngilizcenin boyut kavramı biliyorsunuz kısaltılmışı. İşte üç boyutlu printer, üç boyutlu printing yani bütün bu kelimeler biraz kafa karıştırıyor. Hani Türkçe metinlerde ben Türkçe terminoloji kullanmanın doğru olacağını düşünüyorum. Ama göreceğiz ki dediğim gibi okumaya kalktığınızda da 3D yazıcıyı ya da 3D printing ifadesini çok rahatlıkla görebileceksiniz. Hani böyle üç boyutlu modellemeler, üç boyutlu tarayıcılar, üç boyutlu mürekkep gibi bütün bu terminolojiyi bu alanla ilgilendiğinizde görebileceksiniz ama ben genelde üç boyutlu yazıcı ya da bu yazıcı kullanmayı tercih ediyorum. Birazcık tarihine bakarsak aslında 1984'te ilk üç boyutlu yazıcının geliştirildiği ifade edilmiş. Daha sonra 1986'lı yıllara gelindiğinde ticari anlamda ilk üç boyutlu yazıcı geliştirilmiş. Daha sonra aslında üç boyutlu yazıcılarda çok önemli teknolojiler olan SLS ve FDM dediğimiz teknolojiler biraz sonra konuşacağız onları. O teknolojileri bulunmuş. Ee, arada bir takım firmalar e, tabi şeyler e, kurulmaya başlanmış bu sistemle ilgili. Daha sonra önemli tarihlerden birisi 1995. Burada da Z Corporation şirketi MIT'nin patentini lisanslıyor ve ilk 3 boyutlu yazıcı satışına başlıyor. E, 96'lı yıllarda da 3 boyutlu yazıcı kelimesi ilk defa kullanılmaya başlanmış. Yine bir takım gelişmeler var ama ben hani anahtar e, gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Daha sonra 2008 yılında aynı anda farklı malzemeleri basabilecek 3 e, boyutlu yazıcı teknolojileri olduğu keşfedilmiş sonra bu patentleme süreci söylemiştim bu 25 yıllık patentleme süreci bittiği için artık ev tipi 3 boyutlu yazıcıların satışında artışlar başlamış sonra çok daha hızlı gelişiyor teknoloji görüyorsunuz senede bir artık tek değişiklikler olmaya başlıyor işte üç, ilk 3'te baskılı uçak tasarlanıyor sonra protezler eklem protezleri yapılmaya başlanıyor Uzayda denemeler yapılıyor işte üç boyutlu yazıcı kullanılarak küçük parçalar yapılmaya başlanıyor. Daha sonra işte Adidas, New Balance falan kendi ile ilgili üç boyutlu yazıcılarda e, piyasaya sürüyor. Az önce söylemek istediğim buydu. Bakın şurada üç boyutlu yazıcı bu şekilde 3D yazıcı, 3B yazıcı yani aynı metin içinde bile farklı farklı terminolojiler kullanılabiliyor. Ben bunu başka bir sistemden aldığım için değiştirme şansım olmadı. Peki üç boyutlu yazdırma işlemi nasıl gerçekleşiyor? Aslında bizim e, anlatmaya çalışacağım ya da e, Anlamanızı daha çok istediğim e, kısım burası. Şimdi üç boyutlu yazıcıda ben şöyle bir bisiklet yapmak istiyorum. O zaman ben bunu hayal edip elle çizebilirim, bir kağıt kalemle de çizebilirim ya da bir bisiklet görüntüsü vardır, ben onu tarayabilirim. Önemli olan bunu e, tasarım yapabileceğim bir ortama aktarmak. Şimdi duyanlarınız eminim vardır ket ve kem ifadeleri. Eğer bu alanda ilgilenirseniz daha çok da duyacaksınız. Aslında burada kastedilen bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim. İşte üç boyutlu yazıcıların temel adımlarından biri de bu. Bilgisayar destekli tasarım yapmadığınız sürece siz bir ürüne dönüştürme şansınız yok e, bu aşamalar e, takip edilerek ürün haline geliyor önce biz bu e, yapmak istediğimiz şeyi cat e, dosyasında tasarım haline getiriyoruz daha sonra Şuradaki aşamada dilimleyici programlar var. Bu tasarım programlarının tasarımcıların tasarımcı arkadaşlarımızın çalıştığı sistem ne yapıyor? Dilimleyici programda baskı özelliklerini düzenlemek için bu sistemleri kullanıyorlar. Daha sonra da bu ayarlar yapılarak ortaya çıkacak olan ürünü biz nasıl üretebiliriz, nasıl oluşturabiliriz? Bunların ayarları sistem üzerinde yapılıyor. İşte şu sistemdeki son ürünü de biz üç boyutlu yazıcı da yazdırıyoruz Aslında üç boyutlu yazıcının sadece işlemi şurası görüyorsunuz oraya baskı işlemine gelinceye kadar Aslında hazırlık aşamamız oldukça fazla Tabii ki ürünü Biz üç boyutlu yazıcıdan e, tamamen şu şekilde temiz bir halde alamıyoruz Çünkü basılırken destek materyalleri de gerekiyor İşte çok küçük zaten siz bir üç boyutlu e, yazıcı Ortamında çalışmak isterseniz yanınızda da böyle e, küçük işleri yapabilecek el aletlerinin olduğu işte zımparadır, boya yapacaktır bir atölyeye de ihtiyacınız olacak. İşte sonra bu üç boyutlu yazıcı işleminden sonra şu temizliği yaparak ürünü elde ediyoruz. Çalışma mantığımız bu. Tarama yapıyoruz, bilgisayar ortamına atıyoruz, üzerinde programın gerektirdiği işlemleri yapıp ürüne dönüştürüyoruz. Aslında şu ben şöyle bir vazo yapmak istiyorsam. Burada tasarımını yapıyorum. İşte az önce söylediğimiz dilimleme ve katmanlama işlemleri nasıl görünecek? onu katmanlıyorum ve ürüne dönüştürüyor. Bu tamamen tasarımcı arkadaşların yapması gereken işler. Peki bunu yaparken hep aynı teknolojiyi mi kullanıyoruz. Genelde üç boyutlu baskı teknolojileri kullanılan ham maddelere göre ya da yapılan işlemlere göre farklı şekilde sınıflandırılabiliyor. Ee, daha çok kullanılanlar SLA, SLS, FDM, DMLS ya da polijet teknolojileri olarak karşımıza çıkıyor. Burada e, hani şunu söyleyemiyor, söyleyemiyoruz. Yani üç boyutlu baskı teknolojisinde işte ben üç boyutluyla şu kadar sürede baskı yaparım i̇şte, e, ya da şu kadar hızda baskı yaparım ya da şu kadar büyüklükte gibi bir kesin standartımız yok. Biz neyi yapmak istiyoruz? Hangi ürünü elde etmek istiyorsak o yönteme göre çalışıyoruz ve o yöntemden belli sonuçlar elde etme şansımız oluyor. Dediğim gibi ben şimdi bu 5 tane teknolojinin şöyle birer slaytla mantığını anlatmaya çalışacağım. SLA tekniği var. Bu oldukça fazla kullanılan tekniklerden birisi. Burada aslında Mantık Olarak çalışma prensibi şu ben şöyle bir ürün elde etmek istiyorum Bu elde etmek istediğim ürünün modelini ne dedik bilgisayarımızda tasarladık Ket, e, kem Sistemi üzerinde bilgisayarda tasarladıktan sonra Eğer ben stereolitografi yöntemi kullanacaksam Ne yapıyorum şurada sıvı reçine dediğimiz bir malzememiz var Ve sıvı reçine üzerine UV ışığıyla katman katman ışığı bu şekilde gezdiriyorum ve benim tasar tasarladığım ve sisteme gönderdiğim şu şekil ortaya çıkıyor. Tabii bu şekil ortaya çıkarken de şekil oluştukça da şu platformdaki piston aşağıya doğru iniyor. Onu şuradan çok daha rahat görebiliyorsunuz. Önce şu kısımdan baskı başlıyor bakın. Bu ıı, reçine içerisinde bunu basa 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 ilerliyoruz ve so ürünümüz şu hale geliyor sonra temizleyerek bu kafatasını elde ediyoruz. İşte SLA yöntemiyle çalışacağım dediğinizde şunu düşüneceğiz. Burada bir sıvı reçine var. O reçineden bir ürüne ulaşıyorum. Yine mantık üç boyutlu baskı mantığı, katman katman üst üste sertleştirmesi gerekiyor bu sistemin. Ee, diğer sistemimiz SLS. Burada da ham maddemiz hani bir öncekinde reçineydi. Burada da toz malzemeler ne yapıyor toz malzemeleri şurada bakın toz haznemiz var şu yine lazerle e, bu hazneye dökülen toz malzeme üzerine gelen lazerle katman katman tozu yakarak son olarak elde etmek istediğimiz şu ürüne ulaşıyoruz burada metal tozu olabilir plastik ya da seramik şekilde baskı olabilir Tabii benim söylediklerim arkadaşlar e, tamamen çalışma mantıkları. Bunların çok ufak detayları da var ama şu aklınıza gelmeli. Yani SLS dediğimde ben ne düşüneceğim? Bir toz malzeme var. Ben bunu lazerle yakarım ve bir ürün elde ederim gibi. SLS'nin çalışma prensibi de bu şekilde. Sonra polijet teknolojisi var. Polijet teknolojisinde de yine bir tablamız var. Burada da yine ham hammaddemiz reçine. Bu sefer reçinemiz şu püskürtme kafasından damlacıklar halinde, küçük küçük damla halinde fırlatılırken UV ışığıyla sertleştiriliyor, katılaştırılıyor. Ee, şu beyazlar bakın ürünler ve katılaşırken bunun etrafında suyla eriyebilme, sudan suyla ayrılabilme özelliğine sahip bir destek materyali var. Biz bu işlemi yaptıktan sonra suyla bunu arındırdığımızda Mesela şöyle bir ya aslında şu basılırken etrafı bunun suyla eriyebilecek katı malzeme ile kaplı şunun gibi. Sonra biz bunu suyla erittiğimizde şöyle ürün çıkartıyoruz. Bu tekniğin özelliği mesela pürüzsüz bir üret özellikte ürün çıkartabiliyor. Çoklu malzemeleri işte plastik, esnek ya da şeffaf gibi çoklu malzemeleri bir arada kullanabilen bir Teknik bu teknikleri niye anlatıyorum ben ne basmak istiyorsam nasıl bir ürün elde etmek istiyorsam o tekniği kullanacağım için bunları bilmemiz gerekiyor. O zaman ne diyoruz polijet teknolojisinde de yine biz reçineleri kullanıyoruz teknikte sonuca ulaşmak için. FDM dediğimiz filamentlerin kullanıldığı bir teknik var şu an en çok kullanılan teknik bu. Yani siz evinize... Bir e, ev tipi 3 boyutlu yazıcı almak isteseniz, masaüstü e, yazıcılar dediğimiz bunlardaki sistem bu. Buradaki sistemimiz şu arkadaşlar. Bir filamentimiz var. İp aslında bu. Biraz sonra açıklayacağım. Filamentimizi ısıl bir e, print içerisinde eritiyoruz. Bu erittiğimiz filament şurada nozul dediğimiz ya da meme ucu olarak da nitelendirebilirsiniz. Şu nozuldan aşağıya doğru akarak geliyor ve bizim istediğimiz ürün şurada katılaşarak ürün haline dönüşüyor Dediğim gibi en çok tercih edilen hani bizim merkezimizde de filament esaslı çok fazla yazıcı var Tercih edilen sizinden hani bir şey basmak istediğinizde kullandığınız yapılar erittiğimiz bu materyal katılaşarak ürüne dönüşüyor. Ee, Diğer bir teknoloji var. O da DMLS olarak e, nitelendirdiğimiz teknoloji. Bu teknolojide de şöyle bir şey var. Bir tarama deseni oluşturuyoruz. Yani ben bu işlemi yaparken şöyle bir tarama deseni, tarama stratejim oluyor. Orada da yine toz materyal kullanıyoruz. Şöyle katmanlar halinde serilmiş olan metal tozlarına, lazer ışını önceden belirlediğimiz şu katmanlar dediğimiz yollar üzerinde ışıma yaparak bu granül halindeki toz malzemeyi sinterleyerek yani sinterlemek aslında belki biliyorsunuz bilmiyorum ama mühendislik terimi biraz katılaştırmak diye düşünelim hani açıklaması biraz daha farklı ama ya sertleştiriyor ve e, parçaların imalatını gerçekleştiriyor Mesela şu gördüğünüz e, sistemler bu yöntemle yapılmıştı i̇şte maliyeti biraz yüksek ama hassas metal parçaları üretebileceğimiz teknikler Şimdi ben beş tane teknikten bahsettim burada esas e, kritik değişik noktalar ham maddemiz reçine mi kullanacağız toz mu kullanacağız pürüzsüz bir e, ürün mü elde etmek istiyoruz buna bakarak zaten bu iş içine girmek ya da bu teknolojiyle çalışmak istediğinizde bu benim anlattıklarımı her yerde göreceksiniz firmalarla konuşacaksınız e, bu tarz işlemleri rahatlıkla istediğiniz ürüne göre çalışacaksınız. E, okuyabileceksiniz ya da duyabileceksiniz. Peki kullanılan malzemeler ne dedik? Objenin nasıl bir işlev istiyorum ben bu objede neyle çalışmak istiyorum? Katı, sıvı ya da toz halinde materyaller kullanıyoruz. E, üç boyutlu e, yazıcıların geleceğiyle ilgili konuşulduğunda en önemli kısmın da yenilikçi malzeme üretimi olduğu söyleniyor. Yani biz ne kadar yeni bir ürün işte tozdu, reçineydi bunun yanında yenilikçi bir malzeme bulabilirsek gelecekte potansiyelle uygulamalar için çok daha etkin olacağı düşünülüyor. Yani ileriye doğru yenilikçi malzeme beklentisi var aslında çalışıcılarda. O zaman çok daha farklı şeyler basabiliriz. Ee, az önce söylemiştim filamentlerden bahsettim ee, ya da kullanılan tekniklerde bakın işte FDM teknolojisi kullanacaksam e, işte ahşap filamentler, karanlıkta parlayanlar, karbon fiberler gibi filamentler ya da ABS PLA'lar. Hangi teknik kullanacaksam ona uygun zaten malzemem e, alabilecek durumdayım ben. Şöyle ABS ve PLA'yı hani e, çok fazla duyacağınız için belki şöyle bir iki açıklamak istedim. Her malzemenin kendine ait belli bir sıcaklıkta ne kadar sıcaklıkta eriyor, nasıl bir e, temeli nasıl bir malzeme, onları rahatlıkla e, görebileceğiniz tek prospektüsleri de var zaten. Biz hangi Aralık'ta sıcaklık kullanacağız? Ne yapacağız? Ee, nasıl işte birisi petrol bazlı, biri ni Mısır nişasta bazlı, geriye dönüşümlü mü, sağlığa zararlı mı değil mi? Bütün bunları istediğimiz malzemeyle e, çalışabilecek durumdayız. Filamentler dediğim gibi en çok kullandıklarımız bizim merkezde de şöyle renk seçenekleri oldukça fazla. Filamentler bakın ışık e, işte parlayanları var, ahşap görünümlü olanları var. Bunlar aslında termoplastikler yani termoplastiklerin özelliği de şu belli bir sıcaklık ve basınç altında bunlar eriyebilen akabilen yumuşayabilen malzemeler dolayısıyla biz o ısıl bir print içerisinden bunları geçirirken katılaşması için istediğimiz şekli rahatlıkla verebiliyoruz onun için çok kullanılıyor tercih ediliyor demiştik. 3 boyutlu yazıcılar için özel termoplastikler filament olarak adlandırılıyor. Filamentlerde renk seçeneği de dediğim gibi oldukça fazla var. Ben hangi yöntemi kullanacağım, hangi malzemeyi kullanacağım bunları rahatlıkla açtığınız herhangi bir yerde bir internet sayfasında ya da bir üç boyutlu yazıcı e, prospektüsünde rahatlıkla görebilir durumda olacaksınız. Ee, üç boyutlu yazıcılardan sonra biraz da biyo yazıcılardan bahsetmek istiyorum. Üç boyutlu biyo yazıcı olarak da ifade edebiliriz. Biyo yazıcılarla üç boyutlu yazıcıları birbirinden ayıran en önemli özellik yazıcı kısmında az önce bahsettiğimiz işte filamentler, tozlar ya da reçinelerin olduğu kısımda bu sefer canlı hücrelerimiz var. Yani yazdırmak istediğim şey aslında benim canlı hücrem. Şurada gördüğünüz cihaz da bizim merkezimizdeki biyo yazıcı cihazımız. Yani şu uçtan ben hücreyi akıtarak şurada bir ürün elde etmeye, bir doku, bir hücre, elde yapı elde etmeye çalışacağım. Biyo yazıcıyı bu konuştuklarımız üzerine daha net tanımlarsak diyoruz ki biyolojik materyallerin üç boyutlu yazıcılar kullanılarak yine üç boyutlu baskı mantığıyla yani katman katman birleştirip bu sefer doku ya da organ elde etmek istediğim buna benzer yapılar elde etmek istediğim bir teknoloji. Tabii ki bir hücrede ile çalışıyorsam ben hücremin canlılığını sağlamlığını devam ettirebilmesi için de materyalleri şu akışkan şey şu akmasını istediğim yerde bulundurmam gerekiyor. Üç boyutlu yazıcılarda sadece filamenti ya da tozu koyu, koyduğumda sorunu çözüyordum. Ama üç boyutlu biyo yazıcılarda hücremi koyacağım ama hücremin yanında onun canlılığını sağlayacak başka şeyleri de koyacağım. İşte bütün bu materyallerin birlikte yazdırılması işlemini sağlayan yazıcıları da biyo yazıcılar diyoruz. Biyo yazıcılar aslında insanlık için bir umut, bir beklenti nedir umudumuz? Doku ve organları hızlı, seri bir şekilde Canlılığına yani orijinaline en yakın şekilde elde etmek için yapılan çalışmalar biyoyazıcı çalışmaları. Ee, burada da yine bir takım basamaklar var. İşte 2009'da e, ilk üretimin başladığı söyleniyor, ilk doku üretimi. Sonra domuz art kapağından hücreler alınmış, bunlardan art kapak iskeletleri yapılmış. Sonra karaciğer dokusu yapılmış ve bu 40 gün kadar doğal yapısını koruduğu görülmüş ve fonksiyonel özellikleri de devam etmiş. Sonra da e, Nature Biotechnology'de 2016'daki bir yayında da ilk e, canlı hücrelerden kulak üretildiği Üç boyutlu biyoyazıcıyla yazıcıyla kulak üretildiği ifade edilmiş. Tabii çok hızlı gelişiyor. Yani benim size bu slaytları, bu sunumu hazırlarken bile hani internete her gün girdiğimde farklı farklı bilgiler geliyor. Çok hızlı gelişen bir teknoloji. Eğer bir çalışma alanı arıyorsanız gerçekten gerçi sinir bilimcilerin alanı da çok şey aktif ama çok rahat çalışılabilecek, makaleye dönüşebilecek, patent alabileceğiniz çalışmaların olduğu da bir alan çok hızlı ilerliyor. Ee, bu tarz çalışmaları, projeleri yapabilirsiniz. Biyo yazıcıdaki mantık da 3 boyutlu yazıcıda az önce anlattığım mantığın aynısı. Ben yine istediğim bir görüntü, işte DICOM görüntüsü diyelim. Bir e, MR ya da tomografi görüntüsünü alıyorum. Bunu hani demiştik STL formatı sisteme aktarıyorum. Tasarımcılar bunun katmanlarını belirliyor. Bu sefer şuradaki tek değişen kısım benim burada filament ya da işte reçine ya da ne kullanıyorsam onun yerine canlı hücre yani kulakla ilgili Bir hücre üreteceksem buradaki hücrelerin olduğu bir Basım işlemini yapmam Bio e, anlatılırken genelde şöyle söylenir Printer aşaması şurası Ama ona gelinceye kadar hazırlık aşaması 3 boyutlu yazıcıda da öyleydi ya yani ürünü alıyordum tasarlıyordum Katmanlayıp çıktı alıyordum Burada da görüntüyü alacağız yine ket sistemine aktaracağız ve ürüne dönüştüreceğiz. Mantık burada yine aynı, sadece şurası biyolojik materyal olması, sonrası tabii ki bunun biraz daha önemli bir yazıcıdan çıktıktan sonra ben o yapının dokuya geçmesi, olgunlaşması için bir besi yeri ve bir sürü işlemler yapmam gerekecek. Yani ön işleme kısmım var işleme kısmım var ve e, printer'dan sonraki kısmım var. Peki bu ön işleme kısmında ne yapacağız? Aslında biraz önce bahsettim. Dedim ki benim bir materyalim var. Hücrem, canlı hücre. Canlı hücreyi benim printer'ın ucuna yerleştirebilmem için onun canlılığını koruyabilecek neler gerekiyor? E, i̇şte koruyucu madde gerekiyor. E, hidrojel dediğimiz bir madde var. Hidrojelimi koymam lazım ki hidrojel aslında hücrenin etrafını koruyan ve baskıs, e, basım işlemi sırasında onun e, bir e, koruma mekanizması bir kafesi gibi düşünebiliriz. İşte benim hücrelerim ve hücrenin büyümesi için gerekli materyalleri bir arada bulunduran sisteme biz biyomürekkep diyoruz. Nasıl ki bir yazıcının ucunda mürekkep vardı. Bizim yazıcımızın ucundaki de biyo mürekkep, Hücrem ve hücre canlılığını koruyacak materyallerin bir arada olduğu kısım ve buna hidrojeli de ekliyoruz. Sonra ben basım işlemine geçiyorum. Basım işleminde 3 boyutlu yazıcıda bastıktan sonra kendi katılaşıyordu. Ama benim biyo yazıcıdan elde ettiğim ürün Katılaşması yani bir elle alınabilecek bir doku haline gelebilmesi için mutlaka bir kimyasal işlem, çapraz bağlama dediğimiz yöntemler var. Farklı farklı çalışıcılar çok daha iyi biliyor. Farklı farklı yöntemlerle bunu canlı bir e, hale getirmem gerekiyor. Burada da kimya devreye giriyor, doku mühendisliği devreye giriyor. Sonra bir basımı yaptıktan sonra da elimde bir yapı var. Şu şekil benim konuştuklarım aslında daha iyi özetliyor. Ne yaptım? Ben hücrelerimi ürettim. içine koruyucu malzeme ile birlikte kartuşuma yerleştirdim. Bunu basabilmem için genelde biyo yazıcılarda iki farklı uç vardır printerın ucunda. Çünkü benim hücremi basacağım kısım yani basmak için uygulayacağım basınç ya da diğer faktörler bunu korumak için yanında bulunan şu hidrojel gibi malzemeleri basacağım sistemden daha farklı olabilir. Hücreyi parçalamamam gerekiyor. Ona uygulayacağım kuvvet ya da yapacağım işlemler bundan farklı. Dolayısıyla genelde iki uç oluyor. E, hidrojelimi basıyorum. Ne demiştik? Biyomerökebimiz içinde işte matriks elemanları var, sinyal molekülleri var. Şöyle Hidrojelimi basıyorum sonra üstüne hücremi basıyorum ne dedik katman 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 basacağız basım işlemi sonunda hücreler zamanla birbiriyle kaynaşıp doku haline gelecek ama bu doku oluştuktan sonra ben istediğim yapıyı elde etmem için ne yapacağım bunun sürekli besi yerini değişeceğim e, mekanik testlerini yapacağım hücre canlılığını ölçeceğim e, işte farklı testler var. Bunları yapacağım. İşte bu hidrojel dediğimiz yani benim o hücremin dışında hidrojel basıyoruz dediğimiz kısım aslında su, protein ve besin maddelerinden oluşan bir hidrojel kullanıyoruz ve koruyucu bir kalıp gibi düşünebiliriz bunu. Kat, hücreler arası katmanlar. İşte bir yazıcının aslında çalışma prensibi de tamamen bu. Tabii biz bunu anlatırken biyo yazıcıyla çalışan arkadaşlar var mı aranızda bilmiyorum. Hani böyle anlatırken çok güzel ama e, diyorlar ki hocam biz sabahlara kadar hücre öldü mü kaldı mı diye eve gitmiyoruz yani bu kadar emekten sonra. Ya, anlatmak belki çok kolay ama yapmak gerçekten e, özveri gerektiren, uğraş gerektiren ama sonucu çok güzel olan çalışmalar. E, bir soru mu vardı ben bir kaptırdım kendimi gidiyorum. Hocam bölmeyeceksem bir şey soracaktım da. burada tam tabii, bölümler, tabii tabii. Arkadaşlar. Tabii. E, hocam bu kaç geçirdikleri zaman kafada dekompres etmek için kemik çıkartıyorlar. E, karın bölgesine koyuyorlar. 6 aydan sonra da kemik çapı küçülüyormuş. Mesela o implant yaptıkları zaman da toksik etkisi gibi bir da belli bir zaman sonra bir daha yenilemediğim bir şey oluyor. Mesela bu yazıcılarla da e, kafa benim aklıma gelen bu olduğu için yakın bir olaydan dolayı e, kemik yapma gibi bir olay olabilir mi? 2-3 evet. Iki, 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 üç slide beklersen hemen söyleyeceğim. Hatta çok yeni yapıldı. Çok yeni yapıldı. 12. Tamam. ayda 2023'te. Geliyorum. Tamam. E, şimdi şöyle hani e, polimerler var dedim. Biyofonksiyonel mürekkep ya da biyomürekkep dediğimiz. Mesela siz Nerede kullanmak istiyorsunuz? Cilt, kemik, kıkırdak ne yapmak istiyorsanız ona göre polimerleriniz var. Yani bu tamamen doku mühendisliğinin de ilgilendiği bir alan. Dolayısıyla bu tarz çalışmalar yapıyorsanız hani bir biyomühendisiniz olsun, ekibinizle bu tarz bir ekip kuracaksanız ortaklaşa çalış. Çünkü onlar bunu çok iyi biliyor anlatırken. Hani bize belki biraz uzak geliyor ama biz de farklı bir alandan bakıyoruz. Böyle e, sınıflandırabiliriz. Evet, şimdi buraya çok kısa değineceğim. Nasıl demiştik ya hani bio yazıcıların beş farklı yöntemleri vardı. şey Normal üç boyutlu yazıcıların bio yazıcıları da üç sınıfta genelde e, bu teknolojiyi ifade ediyorlar. Diyorlar ki birincisi mürekkep püskürtmeli bio yazıcı, diğeri mikro ekstrüzyon bio yazıcısı, diğeri de lazer tabanlı bio yazıcı. E, bunların e, tekniklerinde mürekkep püskürtmeli biyo yazıcı için ne diyorlar? Termal, elektrostatik ya da piezo elektrik mekanizmaları kullanır diyorlar. Buradaki mesela bazılarının avantaj dezavantajlarını söyleyeceğim. Mesela bu tür biyo yazıcılarda biyomürekkep dediğimiz o hücrenin de içinde olduğu biyomürekkebin viskozitesi sınırlı. Dolayısıyla ben o hücreyi akıtmak için hani ne kadar viskoz olursa o kadar çok basınç uygulayacağım ya bu nozül dediğimiz şu uçtan çıkarmak için birazcık viskozite problemi yaşanabiliyor. O çok büyük bir kuvvet uygulayacağım için hani hücrelerimiz çok narin yapılar tabii. Orada dikkat etmek gerekiyor çalışırken. Diğer yöntem e, bu pneumatik hani hücreyi aşağı doğru itip basmak için pneumatik sistemi ve Mekanik dağıtım sistemlerini kullanıyor. Bu biraz daha avantajlı. Bunlar daha fazla viskoz malzeme basabildiğinden daha geniş bir biyomateryal seçimine izin veriyor bu çalışan kısımlar. Ve bunlar hidrojellerle basılıyor. Tabii ben az önce söyledim ama şimdi biyoyazıcı bu sunumu da yapmadan önce şimdi kulaklarını da çınlatayım. Altınbaş Üniversitesi'nde bir hocamız var. Bizim kursumuza da katılmıştı ona dedim ki bu bir yazıcı çok karışık ben nasıl anlatacağım dedim. Hocam dedi siz şöyle söyleyin dedi hücreli olabilir hücresiz olabilir hidrojel birlikte olabilir hidrojelsiz olabilir. Ee, tamam dedim Burçan'da kulaklarını çınlatmış olalım. Yani biraz karışık mekanizmalar ama çalışmaya başlayınca çözülüyor dinlerken biraz karışık oluyor. Mesela lazer tabanlıda da şöyle bir plaka var burada böyle lazer ışığı ile buharlaştırmalar falan var. Dolayısıyla burada da mesela bir uçtan geçme olmadığı için hiçbir zaman hücre tıkanma sorunu yaşamıyor. Biyo yazıcılarda en çok şuralardaki hücrelerdeki tıkanmalar sorun yaratabiliyor. hücre canlılığı daha az etkilenerek çok daha yüksek yoğunluklarda baskı yapılabiliyor. Dediğim gibi sizin elinizde hangi cihaz var? Hangi yöntemle basacaksınız çalışırken karar verme şansınız var. Biyo yazıcılarda biz aslında ne istiyoruz diyoruz ki biz biyopsi hücresini alalım bunu çoğaltalım sonra mürekkep biyomürekkep yapalım basalım organımız olsun ve transplantasyon yapalım mükemmel bir şey bunu bekliyoruz ama şu an hangi aşamalardayız şöyle şu aşamadayız aslında ne yapıyoruz ee, Yara ve yanık tedavisi üzerine şu an çok çalışılıyor yapay deri üretimi ile ilgili Sonra dokuların hani e, onarım kısımları, hasarlı dokular varsa onları onarmak için çalışmalar yapılıyor. Ya da ben bir kanser hücresinde bir ilaç araştıracaksam, ya da sağlıklı bir hücrede ilaç araştırmak istiyorsam, ilaç araştırmaları için ideal şeyler biyoyazıcıdan elde ettiğim o e, dokular, e, kozmetik testler yapılabiliyor bu elde ettiğimiz dokularla ya da klinik deneylerde deney hayvanına daha az kullanmak gibi bir avantajı var. İlerleyen ilerleyen teknolojiyle de bu avantajların artacağını düşünüyorum. Evet, ilaç etkisini test etmek için o biyo baskıdan organoidleri kullanabiliriz. Kozmetik bunları zaten söyledik. Evet şu e, yapay deriyi e, yapan kişi Louis Jorgano e, diyor ki 15 yıllık bir çalışma sonucu bu yapay deriyi elde etmiş. Biyo mürekkep temelli deri olarak ifade etmiş Bu derinin özelliği işte hem epidermisi dermisi var Ne dedik Biyo yazıcıda canlı yapıya en yakını elde etmek bizim amacımız Bu da güzel bir sonuca ulaşmış Elde ettiği ürünle Ve kendi ifadesi makaleden 100 santimetre karelik bir deri parçasını 35 dakikada üretebildiğini Bu sadece basım aşaması yalnız Hani printerdan çıkıştan bahsediyoruz Öncesi ve sonrası kısmı tabii ki Farklı üç boyutlu bir yazıcının diyor insan dokusu üretimine dair bütün yöntemleri kökten değiştirebileceğine inanıyorum diyor hala de çalışmaları devam ediyor. Ee, şöyle e, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa ve e, Marmara Üniversitesi'nin birlikte olduğu e, Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi var Sabiyotek. E, Sabiyotekin çalışmaları e, projeleri içerisinde üç üniversitenin de ortak olduğu 4 Aralık 2023 oldukça yeni e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Profesör Bülent Üstündağ hocanın e, projesiyle üç boyutlu biyo yazıcıyla şu anda yapay kulak zarı yaması ve gırtlak yaması ürettiler. E, çok yakın açıklama İstikam'ın sayfasında da e, pardon TÜSEB'in sayfasında görebilirsiniz eğer detaylarını okumak isterseniz. Ee, özellikle kulaklar e, için tüp takılma olayı var biliyorsunuz onun önüne geçilebilmek e, kulak zarı hassasiyeti için bu yamayı geliştirdiler bir de gırtlak kanseri hastalarına çözüm bulmak için şu anda bu üretilmiş durumda oldukça da yeni görüyorsunuz ee, Peki nerelerde kullanıyoruz üç boyutlu yazıcılar Aslında gördüğünüz gibi her yerde kullanabiliyoruz şu anda e, otomotiv sektöründe yedek parça imalatında kullanıyoruz havacılık alanında askeri alanlarda işte kuyumculuk alanında e, kişiye özel işte mimaride, tekstilde promosyon reklam aslında üç boyutlu yazıcılar çok fazla kullanılıyor. Bizi daha çok sağlık kısmı e, ve eğitim kısmı ilgilendirdiği için onları detaylandıracağım ama çok geniş. Kullanım alanı ve araştırma alanı olan bir kavram. Şöyle bu 2009 yılındaki bir e, yazıdan aldım bunu. Bu da 2014 yılı. Şurada yalnız bu yüzdelik dilim, bu yüzde yirmilik bir dilim. E, sağlık alanındaki kullanım hala endüstriyel kullanım ve makinenin gerilerinde sıralamada yerini e, koruyor. E, daha çok tıp alanında çalışmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum ama en çok gelişen alanlardan biri de medikal alanlar. Market e, marketingine baktığımızda da bakın e, milyar dolarlar 2013 yılından 2021 yılına kadar oldukça hızlı bir ivmeyle bu sektör e, yükseldiğini görüyoruz ki biyo yazıcılarda etkinleşirse çok daha fazla çalışılacak bir alan olacak. Sağlıkta nerede kullanıyoruz? Daha çok simülasyon ve eğitim alanlarında kullanıyoruz şu anda. Anatomik modeller, kişiye özel cerrahi ve medikal cihazlar cerrahi planlamada kullanılıyor. Cerrahi enstrüman ya da e, aletler yapmak için kullanılıyor. Daha çok ortez, protez ve implantlarda. E, biyoyazıcılarla yazıcılarla doku ya da organ basabiliyoruz. Dediğim gibi ilaç çalışmaları, işitme cihazları yapılabiliyor. Yani bu daha da çoğaltabiliriz. Her geçen gün yeni bir alan ekleniyor. Peki eğitimde niçin kullanmak isteriz 3 boyutlu yazıcıları? Biraz sonra literatür örnekleriyle de koyacağım ama esas olarak şunlar var. Yani bir öğrenci eğitim sırasında öğrendiği soyut bilgileri ne kadar rahat somutlaştırır, eline alır, tutarsa eğitimin etkinliği o kadar çok artıyor. E, bu öğrenci ben üç boyutlu yazıcıyla böyle bir ürün elde edebilirim dediği zaman farklı üretim becerisi ve düşüncesi gelişiyor ve motivasyon artışı ifa olduğu ifade ediliyor. Ee, sorunları anlama ve anlatma becerisi gelişiyor. Yani bir tıp fakültesi öğrencisinin e, ya da ileride hekim olduğunda ne yapıyor? Hastaya hastanın sorununu anlamak için eline aldığında çok rahat görebiliyor. Biraz sonra göreceğiz literatürlerle ve bunu hastaya anlatması çok daha kolay oluyor. Kısa sürede çözüm üretebiliyor hızlı prototip yapabiliyor kısa sürede çözüm üretmeyi sağlıyor bu eğitim sayesinde ve pratik becerilerini geliştirmeye faydası oluyor. Mesela bu bizim merkezimizde şöyle tıp eğitimi ana bilim dalında hala kullanılan geçen yıl kullanıldı bu yılda tekrar yapıldı. Deri sütür eğitim modeli şu oldukça yumuşak bir malzeme deriye yakın bir malzeme iğnenin ve ipliğin rahatlıkla geçebileceği bir materyal. Öğrencilerimiz e, sütür eğitimini bununla alıyorlar. Bu yine bizim merkezimizde evet yazılar buralara kaymış ama <laughs> buradaydı. Bizim merkezimizde yapılan robotik üroloji anabilim dalının bir çalışması. Robotik cerrahi öncesi ürolojik e, benzer çalışacakları e, benzerlikte, yumuşaklıkta bir materyal yapıldı bu materyalde robotik cerrahi yani asistanlara siz hastanın başında cerrahi aletini verip çalıştıramıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir talepte bulundular. Bu ürün yapıldı. Robotik cerrahi yapacak olan arkadaşlar bununla denemelerini yapma şansları oldu. Ya da siz ücretli olarak da alabiliyorsunuz. Bunlar satılan materyaller. İşte bu laparoskopi cerrahide açılan, açılması gereken alanlarla ilgili çalışmalar ya da şu tarz modeller 3 boyutlu yazıcıda başı, e, bulunabiliyor çok daha fazla örnek var bu da el becerilerini geliştirmelerini sağlayan bir mekanizma yani siz de kendi fakültenizde dikişle ilgili bir şey yapacaksanız bunu üç boyutlu yazıcıda basabilirsiniz e, bunun haricinde yine dedik hani öğrenci eline aldığında eğitim materyalini öğrenmesi çok daha kolay oluyor. Mesela bu maksilofasiyel e, kırık modeli bu yine bizim merkezimizde basıldı. E, plastik cerrahi bir eğitim sırasında cerrahlara eğitim sırasında göstermek için böyle bir model basımı yaptık. Mesela cilt kanseri modeline siz her cilt kanserini her hasta üzerinde göremeyebiliyorsunuz ama aynı yumuşaklıkta şu materyalleri aynı görünümde basıp dokunabilip bunu öğrenebiliyorsunuz. Ya da işte burada sünnet eğitim simülatörü var bunları yapabiliyorsunuz ya da siz bir anatomik model yapıyorsunuz iç kulağın iç, e, üç boyutlu bir modelini öğrenci bu dersi çalışırken bunu eline alıyor bu materyalden şu kısımları her tarafı rahatlıkla görüp öğrenebilme kapasitesi artıyor. Anatomik yapıları da bu şekilde basma şansınız var. Ee, güven süre konusunda senden yardım bekliyorum. Ben çünkü ba başladım mı gidiyorum? Yok hocam. Ya. Ee, tamam. Bir yani süreyle ilgili sıkıntıya düşmeyelim. Dediğim gibi bu tarz e, yapılarla da basılarak eğitimde özellikle tıp öğrencileri için kullanılabiliyor. Mesela şu ilgimi çeken bir şeyde çalışmaydı. Burada da deney hayvanıyla çalışmak için şu deney hayvanı görüyorsunuz. Bu deney hayvanında çalışabilmek için e, hayvanı koyabilecekleri, işte sıcaklığını ölçebilecekleri ya da işte kuyruk kanı, kulak kanı neyse ne yap, e, yapmak istedikleri materyaller için. Başı fikse edebilecekleri şöyle küçük küçük parçaları 3 boyutlu yazıcıda yazıp birleştirdiğinde şöyle deney hayvanı çalışmaları için bir düzenek hazırlamışlar deney düzeneği hazırlamışlar bu çalışmada güzel kullanışlı ve oldukça fazla kullanan araştırma merkezlerinde kullanıyorlarmış. Mesela şu özellikle prototiple işte hızlı üretebilir, fikir üretebilir dediğimiz kısmın en güzel örneklerinden biri. Covid döneminde biliyorsunuz 3 boyut destek diye bir ekip oluşturulmuştu. Firmalar, mühendis arkadaşlar, tasarımcılar herkes ne yaptı? Şuradaki 3 boyutlu yazıcıyla koruyucu maskeler yapabildiler bu teknolojiyi kullanarak. Şöyle çalışmalar yapılmış eğitimle ilgili. Ee, işte Abu Hasan ve arkadaşları anatomi eğitimde 3 boyutlu yazıcıların kullanımını e, ve eğitime uyumunu araştırmışlar. E, anatomi eğitiminde kullanılması gereken işte kemik sayısı az her öğrenciyle e, çalışamıyoruz diye kemiklerin taramasını yapmışlar. İşte bu Cat, Cam dedi, CAT dediğimiz kısım bilgisayara aktarılmış. Sonra da aynı model birebir 3 boyutlu yazıcıdan çıka, çıktı alınmış. Ve e, öğrenciler diyor anatomik karmaşıklığı ve patolojik çeşitliliği ve kemikleri eline alarak öğrenimlerinde çok daha fazla başarı elde edebildiler anatomi eğitiminde. İşte kadavra ya da kemik elde etmekte ki zorluk aşıldı. Mesela şöyle bir e, çalışma var. Burada da e, 8 ve 14 aylık iki e, çocuğun MR görüntüleri bunlar 3 boyutta yazıcıda basılmış. E, materyaller. Bunların MR görüntülerini ne demiştik? Daikon verilerini alabiliyoruz. MR görüntülerini alıp e, sistemden 3 boyutlu yazıcıyla yarık damak ve e, yarık dudak patolojisi görüntüleri elde edilmiş. Sonra da bunlar e, hem sağlık sorununu e, aileye anlatmak ve onların onamını almakta kullanılmış hem de doktorla hasta arasındaki iletişimde hem de eğitimde rahatlıkla kullanabilecek bir model haline getirilmiş. Evet. Sonra şöyle modeller var. Bunlar daha basit modeller. Mesela demişler ki kulak içindeki yabancı maddelerin çıkarılması, kulak kirenin temizlenmesi ya da işte batık tırnakların temizlenmesi, o iltihaplı tırnağın blok halinde çıkarılması ile ilgili görselleri kullanıp şöyle modeller geliştirmişler. Mesela şu tırnakla birebir boyutlarda şöyle sabit bir Destek materyali kullanmışlar. Şuradan tırnağa nasıl müdahale etmeliyiz, nasıl çıkarmalıyız gibi böyle üç boyutlu yazıcılarla çıktılar almışlar ve öğrenci memnuniyetinin ve eğitime faydasının oldukça fazla olduğu ifade edilmiş. Bu da 2021 yılına ait bir çalışma. Sonra hastalar mesela böyle bir çalışma var Burada da hastaların işte asetabüler kırığı olan hastaların ameliyat öncesi nasıl anlatacağız diye düşünmüşler Şöyle bir model ben makalenin içinden resmi alamadığım için kendim böyle internetten kırığı anlatan bir resim koydum Bu makaleye ait bir resim değil Nasıl yapabiliriz diye düşünüp şöyle bir model oluşturmuşlar hastanın ameliyat öncesinde işte sizin o model üstünde kırık olan alanınız aslında burası biz şu işlemi yapacağız diye anlatmışlar ve onam almışlar yani hasta memnuniyeti açısından da oldukça etkili olduğunu ifade ediyorlar şöyle eğitim modelleri var yani şu mesela e, enjeksiyon pedi iğne almak için şöyle katmanlar yapmışlar işte subkutan mı yapacaksınız damar içi mi gireceksiniz hangi derinliğe kadar gireceksiniz böyle bir model var ya da e, krikotritomi dediğimiz şu alanı bulmak için şöyle modeller oluşturmuşlar bunlarla çalışmışlar ya da şurada parmak ucu ya da koldan kan almak için modeller dediğim gibi hayal ettiğiniz sürece her türlü şeyi yapabilirsiniz eee eğitim anlamında öğrenci eğitimi anlamında kullanmak için. Sonra faydalı mıdır diye böyle anket çalışmalarının yapıldığı e, makaleler var. E, i̇şte 100 kişi dediğimizde hekim, sağlık personeli ve hemşirelerin toplamı üç, 100 kişi. Üç boyutlu yazıcıyla basılan materyallerde e, konjental kalp hastalığı anlatılmış eğitimde ve üç boyutlu yazıcının kullanıldığı görsellerinin olduğu eğitimin çok daha faydalı olduğuna dair bir anket. <laughs> çalışması sunulmuş Peki cerrahi de niçin kullanacağız cerrahi modellerde cerrahi modellerde ameliyat başarısını artırmak için yani ameliyattan önce ben bu hastada nasıl bir operasyon yapacağım diye ameliyat öncesi planlamada anatomik modellere bakılabiliyor e, cerrahi işlemlerden önce e, teknik zorlukları yani o modeli siz oluşturduğunuzda hangi alandan giriş yapacaksınız, nasıl bir kesi alacaksınız, bu teknik zorlukları daha kolay tahmin edebilir duruma geliyorsunuz. E, karmaşık işte anatomileri rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ve üç boyutlu e, yazıcıların materyallerle çıktı ürünler üzerinde cerrahların çalışmasının aslında Hastanın ameliyatta geçireceği süreyi kısalttığı ve maliyetleri de azalttı. Yani tekrarlama olayı olmadığı için ya da siz baştan o has, ameliyatı çalıştığınız için çok daha rahat e, müdahale ettiğinizi ve kısa sürede ameliyatı bitirdiğinizi e, söyleyen çalışmalar ve bir de cerrahi kılavuzlar dediğimiz ameliyat öncesi nasıl bir girişimi yapacaksınız onların yapıldığı e, üç boyutlu yazıcılar çalışmaları var. Mesela bu ilginç bir çalışma. Doktor Dor Dorweiler e, kendisi de şu hatta üç boyutlu e, yazıcıların anatomik e, modellemedeki avantajları diye 2021 yılında da bir e, şey vardı e, sunumu toplantısı vardı. Kendisinin bir hastasını anlatmış. Diyor ki kalbe yakın aortik malformasyonu olan bir hastanın boynunda şişkin kan damarı var ancak biz e, tomografi görüntülerinde bunu çok net olarak e, sorunu çöz e, halledemedik. O zaman işte o verileri alıp üç boyutlu yazıcıda sorunun olduğu şöyle bir görseli çıkarıyorlar. Sonra hastayı hem operasyonu açıklarken hem de diyor hastanın onamını alırken bunu kullandık. Hem de operasyonun nasıl bir yol izleyeceğimizi bu şekilde belirledik ve hasta üç operasyon geçiriyor ve bu üç model. Sonunda da başı çok başarılı sonuçlar elde ettik diyor ve kendisinin bu alanda çok çalışması ve eğitimleri de var. Kendi hastasının verilerini de bu şekilde sunmuş. Ee, bu bizim merkezimizde yine yapılmış e, bir çalışma. Kulak burun boğazdan ve e, plastik cerrahiden iki hocamızın e, bir hasta üzerindeki e, şu çene modeli şuradaki tümörle ilgili bir operasyona gireceklerdi. Onun verilerini bizim tasarımcı arkadaşımız e, tasarladı ve böyle bir ürüne dönüştürüldü. Sonra bu ür, bu üzerinde çalışıldı. Operasyon öncesi ve operasyon sırasında oldukça etkili e, olduğunu bu da ameliyathaneden bir görüntüyü bizle paylaşmışlardı. Bizim sayfamızda ben de onu kullanmak istedim. Çok etkili olduğunu, rahatlıkla çalışabildiklerini ifade ettiler. Bu da yine bizim merkezimizde basılmış bir kalp modeli bu da kalp damar cerrahisinden bir hocamızın eee üç reçine baskı alındı. Hani dedik ya biz baskı yaptığımızda aslında üç boyutlu yazıcı şöyle tertemiz çıkmıyor. Etrafında şöyle kalıntılar var. Bu temizlendikten sonra e, bir işlemle şöyle bir boyut oluştu ve bu ameliyathanedeki görüntüleri şöyle ameliyat öncesinde simülasyonda başlamadan eğitim için ııı e, cerrahi asistanlarını kullandılar bu modeli. Yine şu modelimizi biz bastık. Bu fantomlar, fantomlar aslında organın birebir aynısı ve onun üzerinde çalışma yapabileceğiniz. Mesela bu bir karaciğer fantomu, şurada tümör modellenmiş. Bu makale oldu ve bu karaciğer fantomu patent başvurusu yapıldı. Patente birinci aşamayı geçti. Patent alınacak bir çalışma bu. Bu fantomlar üzerinde işte bunu mesela TLD'ler yerleştirip radyasyon onkolojisiyle çalışıyorlar. Ne kadar radyasyon dozu ışınlamada etkili gibi hocamızın çalışmaları var. Fantom basabilirsiniz. Ee, bu da ilginç bir çalışma. Burada da gebeliğin 30. haftasında e, fetal MR çekildiğinde e, bebekte yüzde e, hava yolunu tıkayabilecek bir malformasyon olduğu belirleniyor. Ancak bunun e, doğduktan sonra hemen operasyona ihtiyaç duyacak mı, duymayacak mı bunu netleştirmeye çalışıyorlar. Onun için bu e, verileri kullanıp üç boyutlu yazıcıda basıyorlar. Ve ha, e, hava yolunu tıkamayan sadece e, şu görüntüdeki bir deformasyon olduğuna karar veriyorlar bu şekilde. Ve doğu, normal doğumun olmasını bekliyorlar. Doğum olduktan sonra gerçekten e, üç boyutlu yazıcıda modelledikleri gibi hastanın hava yoluna zarar verecek bir durum yok. Operasyon olmadan sadece şu ön kısım alınarak tedavi gerçekleşiyor. Bu, bu çalışmanın sonunda da diyorlar ki perinatal e, yönetim için aslında multidisipliner yaklaşım, üç boyutlu yazıcılar kullanılabilir. Evet estetik cerrahide son yıllarda çok fazla kullanılıyor. Hatta bu 2000 2023'ün bir makalesi, e, plastik rekonstrüktif cerrahide üç boyutlu yazıcılarla ilgili. Ne yapılıyor? Hastaya siz ameliyat olduktan sonra işte e, burnunuz, gözünüz neyse ne yapılıyorsa bu şekilde çıkacaktır diye hastanın önce var olan verisini şu tarayıcı e, tarayıcı tarayıcıyla yüzünü tarıyor. Hatta şöyle yapıyorlar. Mesela şu model üzerinde oynanabilecek bir cerrahın şekil verebileceği yumuşaklıkta modeller, hasta ile birlikte karar veriliyor. işte sizin çıktı ürününüz bu şekilde olacaktır diye gösterilen veriler var. Hatta bunu videosu var. seyretmek isterseniz ben literatürleri koymuştum ama siz görüyor musunuz arkadaşlar şu altta literatürleri? Ben şu an görmüyorum. Belki bakmak istersiniz diye böyle koymuştum. Şimdi estetik cerrahide çok fazla kullanıldığını da bilelim. E, hastalarda bunu tercih ediyor. Hatta fiyatlandırma yapılırken üç boyutlu yazıcıyla görselinizi aslında almak ister misiniz falan gibi de böyle fiyatlandırmalara girilmiş artık. Bir de cerrahi kılavuz demiştik. Cerrahi kılavuz aslında ne? Ben ameliyata girmeden önce hastanın şuradaki e, ...görüntülerinden... ...nereden, nasıl bir kesiyle gireceğim... ...nasıl bir işlem yapacağım... ...nereyi keseceğim... ...ya da nereye bir malzeme koyacağım... ...onu belirlemek için şöyle... E, ...kesi kılavuzları oluşturuluyor... ...ve ameliyatta oldukça başarılı olduğu da... ...ifade ediliyor... ...bu e, tarz şu an cerrahide de... ...kullanılan... ...yöntemler... Ne ...dedik cerrah malzeme yapabilirsiniz... ...yani siz... E, o cerrahın işlemine uygun mesela çok uzun süre bir operasyon geçirecekse ben ergonomik bir makas e, ya da ergonomik bir e, alet de tasarlayabilirim o cerrah için. E, ya da siz kullanmak istiyorsanız işte neşter kolları, forceps'ler bir sürü e, cihazları çok fazla sayıda üretip kullanma şansınız var. Ya da yeni bir cerrahi cihaz üretmek istiyorsunuz. Bu tarz düşük maliyetli olduğu için e, tercih edilebilen ...yöntemler, üç boyutlu yazıcılar. Ee, diğer en çok kullanılan yöntemlerden biri de işte... ...ortez, protezler ya da implantlar. Neydi ortezler? Aslında desteklememiz, korumamız, sabitlememiz... ...ağrısını azaltmamız... E, ...onun istediğimiz şekildeki deformasyonunu... ...düzeltmemiz için vücuda dışarıdan uygulanan... E, ...cihazlar olarak nitelendiriyoruz. Mesela burada şöyle bir cihaz şey tasarlanmış... ...ortez tasarlamış, sonra bunu ne yapmış... Taratarak bilgisayar ortamında sonra işte bu dilimleme yöntemi dediğimiz ve şöyle bir ürüne dönüştürmüş. Mesela burada da var bir ortez tarayıcıdaki model ve hastanın kullanımına sunulmuş. Buradaki özellikler kişiye özel olması, yaşam kalitesini artırması, konforu sağlaması gibi. Bu da yine Cerrah Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencimiz şöyle bir alçı olabilir mi diye bir çalışması vardı. Onun da Resmini koymak istedim merkezimizde kişiye özel daha uygun fiyatlı implantlar üretilebiliyor. Evet vücuda takılabilir e, protezler e, son zamanlarda çok kullanılıyor biyo uyumlu malzemeden e, daha çok işte kalçada ve dizde kullanılıyordu yıllar önce ama şimdi teknikte kafa ve yüz bölgelerinde de uygulanabiliyor alt çene implantları yapılabiliyor tabii ki burada dokuya uyumluk vücuda uyumluluk. Ee, önemli. Artık vücutta kalıcı olmayan protezler olacak. Şurası kemikleşince bu da ortamdan gidecek. Senin söylediğin e, güven. Şimdi söylemek istediğim de bu. E, 19 Ocak 2024. Yani 10 gün önce e, Mihri Gül Hoca'nın, Mihri Gül Ekşi Altan bizim eğitimimizde de kendisi e, yer almıştı. Mühendislik olarak üç boyutlu yazıcıları anlatmıştı. E, İska desteğiyle şöyle bir merkez kurdu katmanlı imalatla titanyum medikal implant araştırma üretim merkezi biyomühendislik alanında kendisi ve en son titanyum prototip cerrahi implant yani şurası Yıldız Teknik Üniversitesi'nin şu implantı gerçekleştirmişler ve bu İSKA bunu geçenlerde duyurdu. Yine Bir uyumlu bu konuda çalışmaları da devam ediyor hocamızın. Evet, bu implantların ameliyat başarısını artırdığını söyledik. Ne dedik? Titanyumdan çene üretildi. İşte 32 yaşında bir hastanın anatomisine birebir uyan titanyum çene protezi kullanılıyor. Diş hekimliğinde çok fazla kullanılıyor. En çok kullanılan alanlardan biri de işte de implantların uygulanmasında ya da diş hizalaması dediğimiz e, kısımlarda e, kullanılıyor. Mesela burada da eğitimde çok fazla kullanılıyor. Deniyor ki diş hekimliği öğrencileri işte diş bulmakta zorlanıyor. Çekilmiş dişlerin e, kullanmak için çaba sarf ederken sağlıklı dişlerin taraması yapılıyor. Bunlar üç boyutlu yazıcıda birebir modelleniyor ve öğrencilerin bunlarla çok rahat e, konuyu anlamaları sağlanıyor. Eğitim anlamında böyle. Bakın üç boyutlu yazıcıyla basılmış porselen çalışmaları var. Farklı malzemelerle basılmışlar. Diş hizalayıcı dediğimiz şu plaklar aslında. Şeffaf plaklar. Ee, en çok kullanılan alanlardan birisi şöyle bir tedavi adı var ve deniyor ki Amerika'daki ortodontistlerin yüzde yetmişi bu tedaviyi uygulamak için sertifika almış. Üç boyutlu yazıcıyla ee, bu işlemleri yapıyorlar. Şu şekilde. Ee, ve 2027 yılında da bunların diş tedavisinde ve diş restorasyonu için lider üretim yöntemi olacağını söylüyorlar üç boyutlu yazıcıların. Ee, güven süreyi aşmayayım, çok sıkmayayım size. Tamam. Ee, yine ben devam edeyim. <laughs> tamam. Ee, diş tedavisinde de yine diş tellerini, kronları, diş restorasyonu. İşte burada aslında önemli olan ne demiştik? Bir e, malzeme. Yani ne kadar e, farklı malzeme üretilirse, ham madde üretilirse yazıcı da çıktı da hiçbir sorun yok. Ama malzeme önemli. Ne kadar farklı malzeme kullanırsak o kadar çok e, sorunumuzu çözebilir durumda olacağız. Yine diş hekimliği, ana, cerrahisinde de az önce konuştuğum şeylerin hepsi var. Cerrahi süreyi kısaltmak, maddiyat ya da işte cerrahi kılavuzlar yapılması Diş hekimliğinde de normal cerrahi gibi mesela implant çalışmışlar demiş kişiye özel implantlar koymuşlar ve hastanın dişini çektiğimiz yere e, tarayarak e, kişiye özel şu taze çekim soketine koyduğumuzda hiçbir sorun yaşamadık uyumsuzluk olmadı gayet de güzel hastanın sorununu çözdük diye ifade ediyorlar. Ee, tabii bu kadar konuştuktan sonra avantajları çok avantajlı gibi geliyor. Böyle şahane bir şey anlatmış gibi oluyor. Ee, kişiye özel uyumlu olması bizim için önemli. Maliyet yani çok fazla malzeme harcanmadığı için ben ne yapmak istediğimi bildiğim için malzeme israfı yok denebilecek gibi. Çünkü görüntülüyorum. E, hangi ham maddeyi kullanacağımı biliyorum ve bir ürün çıkartıyorum. Gerektiği kadar malzeme kullanıyorum. Mesela dijital ortamda ben bir model yapıyorum ama bunun işte sağ tarafını 3 santim daha yukarı çıkarmak istiyorum. Hemen bunu sistem üstünde değiştirebildiğim için üretim esnekliği tanıyor bana. Ya da tasarım esnekliği var. Yani geometrik bir özgürlüğüm var. Benim istediğim bir modeli basabilecek özellikte oluyorum. Ee, eklemeli üretim yani baskı sistemi üç boyutlu yazıcıda basıyorum. Bunun yanında çok fazla bir şeye ihtiyacım yok. Dediğim gibi küçük bir teknik laboratuvarınız olursa orada boya işi, zımpara işi yapıp o bastığınız ürün temizleyebilirsiniz en fazla. Başka bir ek sisteme ihtiyacınız yok. Yedeklemeyi kolaylaştırabiliyor. Yani dediğim gibi az önce biz Öğrenci de eğitimde bir malzeme kullanacaksak bunu yedekliyoruz. Çok fazla malzeme kullanma e, malzeme elde etmiş şansımız oluyor. Burada kullanılan üç boyutlu yazıcıda kullanılan malzemeler genellikle çevre dostu malzemeler. Yani işlemler sırasında çevreye zarar vermiyor, e, doğada çözülebilme özellikleri var. Sarf malzemenin temini nispeten kolay. Tabii ki şimdiki dolar kurları fiyatlandırmalarla falan birazcık değişiklik gösterse bile e, siz istediğiniz özellikle e, üç boyutlu yazıcı sarf malzemesi bulabilirsiniz. Cihazın kurulumu ve montajı birçok cihaza göre daha kolay. Ve en güzel özelliği de ben neyi tasarlıyorsam yazıcıdan birebir aynısını çıkartıyorum. Yani bir farklı bir sonuca ulaşma gibi bir durumum yok. Bunların hepsini avantaj olarak sayabiliriz. Ya üç boyutlu yazıcıların dezavantajları diyorum ya aslında biraz zorluklar da diyebiliriz buna. Ne zorluğu var? Bir boyut zorluğu var. Yani çok büyük ölçekli işte en Fazla ben bu cihazların teknik şartnamesine bakarken şöyle bir ifade vardı 1200 1200 1500 milim basabiliyoruz yani çok iyi bir basın büyüklüğümüz var diye ifade etmişti. Hani biraz e, malzeme mukavemeti sıkıntı çıkartabilir çok büyük nesneleri basamayabiliriz. Seri üretim yani ben bundan seri üretim yapayım da para kazanayım gibi bir bakış açısıyla çok kullanılacak cihazlar değil bunlar. Daha çok arge çalışmalarında falan olabilir. E, eklemeli üretimin hepsinde aslında elde ettiğimiz ürünler biraz pürüzlü yani bitmemiş gibi görünüyor hani dediğim gibi temizleme materyali temizlememiz gerekiyor e, malzeme sınırlılığımız var yani ham maddeyi ne kadar çok çeşitlendirirsek o kadar çok istediğimiz ürünü elde edebiliriz e, maliyet kısmı hem avantaj hem de az avantaj olabiliyor Yani bazı e, ürünlerin hani söylemiştim mesela bir teknikte çok yüksek maliyetli ama çok kaliteli ürünler basabilirsiniz. Ee, tabii ki bunun standardı her yeni teknolojinin olduğu gibi sağlık sektöründe kullanmak için belli standartlarımızın olması gerekiyor. Güvenlik ve etik konularımız. Çünkü bir hücre üstünde çalışıyoruz. Kişinin hücresine alıyoruz. Ona ait bir materyal alıyoruz. Burada birazcık standartlarda sıkıntılar var. Eee Toplumun bunu kabul etmesi gerekiyor. Yani üç boyutlu yazıcının sağlıkta kullanmak için tamam hastaya bilgi veriyoruz, onam alıyoruz ama yani onun vücudunda bunu ıı, kullanacağımızı anlatmamız ve kabul etmesini sağlamamız gerekiyor. Etik açıdan hiçbir şey yok. Yani üç boyutlu yazıcıların, biyo yazıcıların etik ıı, alanda hiçbir çalışması. Ben mesela etikçi olsaydım eğer o alanla ilgilenseydim kesinlikle en çok yazı yazmak istediğim makale... Yazmak istediğim kısım bu olurdu çünkü etik açıdan e, sıkıntılar var. E, bir de üç boyutlu yazıcıyı belli alanlardaki kişiler çalışıyor. Yani bunun için gerekli sağlık alanında özellikle çok gerekli e, niteliklerin olması gerekiyor. Bir de bio yazı bunlar üç boyutlu yazıcılarla ilgiliydi ama bio yazıcıların da şöyle bir e, zorluğu var. E, teknoloji ve yöntemler hala gelişmeye açık yöntemler. Bunlar her an gelişebiliyor. Sizin bir gün öğrendiğimiz teknoloji ertesi gün farklı e, daha iyi bir teknolojiyle yer değiştiriyor. Hücre elde etmekte bazen zorluklar olabiliyor. E, maliyet ve etik sorunlar e, her zaman biyo yazıcıların sıkıntısı. Ama avantajı ne? Organ naklinin bekleme sürelerini kısaltabilecek kişiye özel tedavi sunacak ve organ yetmezliğine. Çözüm bulacak umuduyla çalışılan şeyler. Peki etik olarak neler sıkıntılı? Organ ticaretine olanık sağlayabilir. Siz hücrenizi veriyorsunuz, sizin organınızdan bir sürü üretilebilir. Veri güvenliği, size ait bir genetik materyal, bununla ilgili riskler çıkabilir. Neler yapacağız? Bir kere yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Verilerin koruma yasaları değerlendirilmeli. Ve eğitim önemli. Eğitim ve bilinçlendirme. Evet, endüstri ve akademik işbirlikleri çok önemli. Yani yeni çalışıcı arkadaşların e, gerçekten bu alanda çalışmak isteyenler için çok açık bir alan. Onu bir kez daha söylemek istiyorum. Eğitim ve yetenekli iş gücüne uzman personel yetiştirilmesi gerekiyor. Ve sağlık profesyonellerinde bu teknolojilere... Anlamak ve bunu kullanmak için açık olması gerekiyor. Mesela şöyle bir çalış şey vardı, e, TÜSEB'in 7 Ağustos 2023'te üç boyutlu yazıcı teknolojisinin sağlık alanında kullanımı eğitimi. Aslında ARGE e, desteği veren TÜSEB olsun, diğer TÜBİTAK olsun. Gerçi güvene bunu söylemek de birazcık şey oluyor. Hiçbir projeyi, e, hiçbir şeyi kaçırmadığı için eminim. Bunları da takip ediyordur. Şöyle eğitimler var size tavsiye edebilirim. Yani bu tarz eğitimleri TÜSEP yine düzenleyecek. Ee, nasıl kullanılıyor? Teori anlatıyor? Biyolojik üç boyutlu tasarımlarını anlatıyor. Gelecekte ne olacak? Mesela şu çok hoşuma giden bir görseldi. Şöyle küçük parçalar yapmışlar. Sonra da bunları şöyle sebzelere monte etmişler ve çocuklar için oyuncak yapmışlar. Ya bu çok orijinal bir şey. Siz de evinizde böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da evinizde ofisinizde bozulan bir cihazın parçasını sipariş etmek yerine ne yapıyorsunuz? Kendiniz üç boyutlu yazıcıda ya da tasarım yazıcıda baskı yapacak bir yere yaptırabiliyorsunuz. Sanatçılar hobileri için bunu kullanabiliyorlar. Ya da şöyle şeyler var. Mesela internete girdiğinizde satın alabiliyorsunuz. Hatta ben bir fiyatlarına falan da bakayım dedim. Şu filamentler. Şurası ısınıyor ve siz bu filamentle şöyle ürünleri bu işte filament teknolojisi vardı ya hani internette bayağı güzel fiyatları da çok pahalı değil. Hani bir çocuğunuza ya da kendi zevkiniz için de alabileceğiniz düzeye kadar inmiş durumda. Ne yapılıyor? Mesela şöyle bir şey defile yapıldı. 3 boyutlu yazıcılarla elde edilen kıyafetlerin olduğu, ayakkabıların olduğu. Yani biz artık Ayak yapımıza uygun ayakkabı da basabiliriz. Belki vücut yapımıza uygun elbise ya da şapka basabiliriz. Ki şu firma e, şu anda böyle ayakkabılar çıkarmaya başladı üretmeye kişiye göre. E, evet Bastı tabii uçaklarındaki binden fazla parçayı üç boyutlu yazıcılarla üretmeye başlamışlar. Ve endüstriyel üç boyutlu yazıcılarla üretebileceğini, bir sürü uçağın bile yapılabileceğini ifade ediyorlar. Mesela şöyle evler satılıyor. New York'ta üç boyut baskılı ev satışa çıkıyor. Siz anlaşıyorsunuz, sipariş veriyorsunuz, istediğiniz tasarımı e, size belli bir sürede evinizi teslim ediyorlar ve çok da geç olmayan sürelerde, dediğim gibi hayal ettiğiniz sürece üç boyutlu yazıcıda basabiliyorsunuz. Biraz da bu, benim bu konuyla niye ilgilendim ya da nasıl ilgilendiğim kısmını da anlatmak istiyorum bitirmeden. Böyle bir İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği bir projeyle başladım ben aslında. projemizde de sonlandı. Aralık'ta sonlanma raporunu verdik. Burada Yıldız Teknik Üniversitesi e, var. E, bizim Mühendislik Fakültemiz var. Nanoteknoloji var. Cerrahpaşa ve Diş Hekimliği Fakültesi var. E, Ekibimizde estetik plastik cerrah hocalarımız var kulak burun boğaz anatomi diş hekimliği nanoteknolojiden hocalarımız var koordinatörümüz aslında Bedri İsmailoğlu'ydu ama proje hemen başladıktan sonra ortopedist kendisi Harvard'a gitti bu konuyla ilgili çalışmak üzere gitti İlhan Hoca koordinatörlüğü devraldı ve Cerrahpaşa Araştırma Simülasyon Tasarım Laboratuvarı diye bir laboratuvarımız var. Burada üç boyutlu yazıcımız var, biyo yazıcımız var. AR VR konseptlerimiz var. Ee, hani az önce gösterdim ya plastik cerrahide tarama yapılıyor. Tarama e, cihazımız var ve medikal tasarım hizmetimiz var. E, bunlar destek almak isterseniz yapılabiliyor. Açılışını yaptık merkezimizin ve e, Harvard'la bir ortaklaşma e, durumumuz var. Faril denen e, cerrahi e, ay, el ayak cerrahisi yapan e, bir merkezle anlaşmamız var. E, onunla birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Tabii bu üç boyutlu yazıcıların az önce avantajlarını söylerken, siz mesela e-posta ile de bir tasarımınızı gönderip merkezde bastırabiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var bunun. E, biz işbirliğimizi bu şekilde sürdürüyoruz. E, sayfamız bu şekilde arkadaşlar. Siz bir projeniz varsa projenizi yazıp e, randevu alıp ismini e, yazıp ya da birazcık bilgi verip bu şekilde iletişime geçebiliyorsunuz, bizleri arayabiliyorsunuz. Eğitimler var. İşte üç boyutlu modelleme tasarım eğitimi Bu bizim çalışanlarımız arkadaşlarımız, biyo yazıcı e, kullanıcılarımız. Bu şekilde eğitimlerimizi veriyoruz. Oldukça fazla sayıda yani iki yıllık bir proje olmasına rağmen çok güzel sayı, sayıda yayınlarımız çıktı. Q1, Q2'lerde e, yayınlar var. E, i̇letişim adreslerine koymak istedim. Bir de geçenlerde 16-18 Kasım'da e, bu kadar şeyle uğraştık Var birazcık paylaşalım diye bir 22-37A projesi yaptık. E, tıpta üç boyutlu yazıcı ve biyoyazıcı teknolojileri diye. Yıldız Teknik, Aral Üniversitesi'nden. Altınbaş Üniversitesi'nden hocalarımız eğitimci oldular. Hatta az önce bahsettiğimiz Mihrigül hocamız da ekipteydi. Ee, çok güzel ürünler elde ettik ee, ve sonlanımda da şu kalbin bir modelini de bütün öğrencilerimiz kendileri üç boyutlu yazıcıda filament yazıcılarda burada bakın damak dudak yarığı modelleri var derim e, az önce gösterdiğim sütür modelleri var bunları öğrencilerimiz şurada da bir ...alt çene basılıyor. 20'ye yakın filamentle... ...basım yapılan 3 boyutlu yazıcı var. Merkezimiz bu şekilde çalışıyor. Evet ve İstanbul resmiyle... ...ve çok hoşuma giden bir söz... ...gelecek bugün ne yaptığımıza göre... ...şekillenir diye bitirmek... ...istiyorum. Evet. Umarım çok... ...sıkmamışımdır. Ben çünkü... Bir saniye görüntüleri. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için arkadaşlar. Çok kafanızı karıştırmamışımdır diye düşünüyorum. Korkutmakta istemiyorum. Lütfen bu konuda çalışmaya deva başlayın, devam edin. Dediğim gibi çalışma alanı açısından çok rahatlıkla çalışabileceğiniz ve sonuçlarını makaleye dönüştürebileceğiniz bir alan. Ee, soru var mıydı diye bakıyorum. Yok. Hocam ben bir soru sormak istiyorum izniniz olursa. Tabii tabii. Ee, ben de yaklaşık e, bir yıldır çalışmaya başladım hocam. E, hem bioprinterlarla ilgili yazdığımız iki proje var ee, şu an. Bir, bir, can, bir can senin sesin mi? Evet hocam benim. Tamam şimdi şeyi tamam. resmi göremiyorum da ben e, tamam. şu anda tamam dinliyorum seni. Hocam dinliyorum. E, bizim bir tane TÜBİTAK projemiz vardı bu konuda e, tıp fakültesi öğrencimizle birlikte bu proje kapsamında e, hem polilaktik asit kullanarak hem de e, karbon fiber kullanarak e, extruder kullanarak aynı zamanda. Filament filament bastıkta oluşturduktan sonra 3 milimlik yapılar bastık biz ve sonrasında bunun osteoblast hücreleriyle etkileşimine baktık. Hmm. Bunu sunum yaptık. Şimdi bunu bir makaleye dönüştürme aşamasındayız. Yine doku mühendisliğinden bir yüksek lisans öğrencimle de yine polilaktik asit ve karbon nanotüp içeren bu defa ve pul ile etkileşimi, ya da biyolojik farklılaşmasını izlemek üzere kök hücrelerde bir çalışma gerçekleştirdik. Yüksek lisans tezine dönüştü bu da. Hı. Şimdi yine benim iki tane yüksek lisans öğrencimle yazdığımız bir proje var. Bizde tam aslında bir bioprinter ihtiyacımız vardı. Laboratuvarımızda yok. Üç boyutlu yazıcımız var. Bununla yaptığımız çalışmalarımız da var. Kocaeli Üniversitesi'nden bir hocamızla işbirliği yaparak onun extruder'ını kullanarak yaptığımız özel filamentlerimiz var. Farklı oranlarda nano parçacıkları, karbon fiber ve karbon nanotüpleri polilaktik asitin içine gömerek sonrasında bastıktan sonra hücrelerle etkileşimlerini incelediğimiz çalışmalarımız var. Bunlar dediğim gibi yayın aşamasında çoğu sadece sunum olabildi şimdilik. ben aslında bioprinter kullanımı ile ilgili özellikle destek almak isterim merkezinizden çünkü Dediğim gibi iki farklı e, proje yazdık. Bizim laboratuvarımızda yok. E, yine polilaktik asit, e, hyal hyaluronik asit, doğal kolajen içeren, e, poli asit içeren e, yapılarla ilgili araştırmalar yapmak istiyoruz. Bunların hücrelerle etkileşimlerini hatta işte kemik modeli oluşturup e, hayvan deneyleri yap yapma planlarımız var. E, ben aslında çok faydalı oldu sunumunuz. Benim için çok teşekkür ederim. Merkezinizde bioprinter kullanabilirsek çok memnun olurum. Yani bizim zaten projelerimizi de size sunmak isterim ayrıca iki farklı projemiz var şu an tamamladığımız daha projeleri submit etmedik. Aslında sizinle de bu konuda görüşürsek çok memnun olurum çok faydalı olacaktır bizim için. E, tabii yani çok şey e, dışarıdan projeye de çok açık. Sadece şu, şöyle bir eksiğimiz var. Şimdi bioprinter, bio yazıcıyla çalışmak için aslında çok daha büyük bir alana ihtiyacımız var. Yani biz Cerrah Paşa'nın da durumunu bilenler bilir. Zaten yarı taraf yıkılıyor. Bir tarafta iş makineleri, bir tarafta biz bir iş yapmaya çalışıyoruz. Binamız da gitmesin diye. E, şöyle hücre kültürü odanızın olması gerekiyor. Yani hücre kültürü odanız olacak. Hücreyi hemen alacak, gideceksiniz. Ama biz şöyle bir yol e, hani e, ekip olarak şöyle düşünüyor e, şu andaki yürütücülerimiz de. Yani hücrelerimizi yapılsın ama oraya şöyle bir projesi var. Bir hocamızın projesiyle etü falan alabilecek durumdayız. Yani hücrenin canlılığını e, sürdürebileceği bir ortam var. Yani size ait bir hücreniz varsa onunla ilgili çalışma çok rahat yapılabilir. Tabii ki konuşulsun. Yani konuşulur. Hiç sorun olmaz. Ya tamam proje hocam, çok tamamen açık bir sistem. Yani Sürdürülebilirlik çok önemli çünkü. Çok fazla proje yürüyor zaten. Tabii ki. Tamam. De çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Başka soru soran var mı? Demek çok güzel anlattım. Hiç soru sormayacaklar. Ya da iyice kafanız karıştı. Hiç soru soracak hala Birkaç <laughs> kısmında çok teşekkür ediyorlar. Bilgiler verici e, ve keyifli. evet. Ay, teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Elif Taşpınar benim yüksek lisans öğrencim Elif'mişim. Ben de bağlı güven sayesinde biz bütün eskilerle <laughs> tanışmış burada görüşmüş olduk. <laughs> evet. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu. Ben titanyum kısmıyla çok fazla ilgilendim. Titanyumu ben de protez kullandığım için yaklaşık 3 senedir e, dizüstü protezimde aktif olarak kullanıyorum. Elektronik olarak. E, anladığım kadarıyla bu kullanılan ortezlerde titanyumun biyolojik olarak organizmaya e, herhangi bir toksik etkisi ya yararlanım olarak e, şeyi çok yüksek. Çünkü dişte vesairede de bahsettiniz organlarda Yok, da. biyo uyumlu olması evet, yani. Evet biyolojik olarak uyumluluğu maksimum. Yani Türkiye'de de koşan zıplayan yani yabancı marka protez çok fazla tercih edildiği için e, gönüllü deneye de ihtiyaç olursa haberim olsun diye ben konuşmak <laughs> istedim. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ay tabii ki. inşallah daha yeni güzel kaliteli biyo malzeme bulacak bizim evet. öğrenci arkadaşlarımız. Evet. Bizler e, onlarla çok daha etkili çalışmalar yapılacak. Başkaları buluyorsa biz neden bulmayalım? Evet, onun için konuşmak evet. istedim. Yani evet. gönüllü denek burada hazır bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi. 看么？Tamam.